için hafızı peygamber meseleyidir. Peygamber meseleyidir. Peygamber Efendimiz her yıl Cebrail Aleyhisselam'la beraber karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i mukabele şeklinde okur. Onu son yılında da son Peygamber Efendimiz'in dünyadan ayrılacağı son yılında da bu iki defa yine zuhur etmiştir. Peygamber'in iki defa Cebrail Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna kadar okumuştur ki işte bu mukabele dediğimiz karşılıklı Kur'an okuma ve Kur'an dinlemede Peygamberimizin böyle bir sünnetidir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek aynı zamanda farz-ı kifayedir. Evet, Kur'an'ı ezberlemek farz-ı kifayedir. Yani bir topluluk içerisinde, bir memlekette mutlaka o Kur'an'ı ezberleyen, hafzeden insanlar olmalıdır ki bu sorumlulukta ne yapsın? Oradaki insanlar, o memleketteki insanlar kurtarabilsinler. Onun için hafız olmayanlar, hafızların bu yönüyle minnettardır. Minnettar olmalıdır. Niye? Çünkü kendi üzerlerine böyle bir farziyeti kaldırdıklarından dolayı onların ezberlemesiyle diğerlerinin üzerinden bu farz kalktığından dolayı hafız olmayanlar hafızlara her zaman bu yönüyle efendim minnettar olmalıdır. Hıfzede neyi hıfzediyor Cenab-ı Hak? Değerli kardeşlerim, her yönden esirgeyen ve koruyan manasına gelir. İnsanların ve cinlerin bütün amellerini, yapmış olduğu bütün amellerini muhafaza eden, asla onların amellerini karşılıksız bırakmayan, zayi etmeyen manasındadır. Cenab-ı Allah'ın hafız ismi bu manalara gelir. Yani kullarının yapmış olduğu her iyinin karşılığını mutlaka veren